Değerli arkadaşlar, bu haftaki dersimize hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bu hafta 5. dersimiz olan Eddersül Hamis, 5. dersimiz olan Bi'tü cari velem ebi' dari isimli metnimizi okuyup anlamaya çalışacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bismillah. Bi'tü cari velem ebi' dari. Bi'tü cari. Komşumu sattım. Velem ebi' dari. Evimi satmadım. Hüsnül civari min mekarimil ahlaki. Güzel komşuluk min mekarimil ahlaki yüce ahlaki değerlerdendir. Ve hakkun min hukukil vacibeti fil İslam. Ve hakkun yine güzel komşuluk bir haktır. Min hukukil vacibe zorunlu, vacip olan haklardan bir haktır. Nerede? Fil İslami, İslam'da. İslam'da vacip olan haklardan bir haktır. Güzel komşuluk. Fel insanu yes'adu bi husni civarihi. İnsan, zira insan yes'adu mutlu olur. Bi husni civarihi. Kendisinin komşular, şuna civar kelimesini arkadaşlar hemen bir bilgi verebiliriz. Civar, çevre ve komşuluk anlamına gelmektedir. Kendi çevresinin güzelliğiyle, kendi komşuluklarının güzelliğiyle, belki biz buraya yine komşusunun güzel komşusuyla mutlu, mesut olur diyebiliriz. Ve yeşka bi su'ihi ve o çevresinin komşuluklarının da kötü olmasıyla da ne olur? Yeşka arkadaşlar mutsuz olur. Lida bu nedenle ihtemmel İslamu İslam önem verdi. Neye önem verdi? Bil ihsani ilel cari komşuya iyilik yapmaya ya da iyi muamelede bulunmaya İslam önem verdi. Tabi burada bizim İhtemme fiilimiz var. Biz ihtemme fiilini gördüğümüz an aklımıza ba harfi ciri gelmeli arkadaşlar. Gördüğümüz gibi önem verilen şeyinden önce ihtemme fiili ba harfi cerini kullanır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve ceale lehu hukukan lem yu'ne bi misliha dinun minel edyanil uhra. Ve ceale lehu İslam kıldı onun için, yani komşuluk için kıldı. Ne kıldı? Hukuken bir takım haklar kıldı. Nasıl haklar? Lem yu'ne bi misliha dinun minel edyanil uhra. Diğer dinlerin benzerini şöyle söyleyelim, önemsemediği, benzerine önem vermediği ya da benzerini ortaya koymadığı şeklinde burayı Türkçe'ye ifade edebiliriz. Bir takım haklar ortaya koydu, bir takım haklar farz kıldı diyebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, ihtemme bilihsan, yu'ne uniye, burada tabii meçhuldür, yu'ne. Bir aynı anlama gelen iki tane fiildir. Gördüğünüz gibi ihtemme ile aynı anlama gelen uniye fiilimiz de aynı satırda karşımıza çıkmıştır. Devam ediyoruz. Kale Teala, Allahu Teala şöyle dedi ve şöyle buyurdu. Estaizu billah ve abudullaha ve la tuşriku bihi şey'en. Allah'a ibadet ediniz ve la tuşriku bihi şeyen, herhangi bir şeyde ona ortak koşmayınız. Ve bil valideyni ihsanen, anne babaya iyilik yapınız. İyi. Ve bi zil kurba ve yakınlara, vel yetama yetimlere, vel mesakin miskinlere, vel cari zil kurba yakın komşuya, vel cari cunibi uzak komşuya, ve sahibi bil cenebi yine yakın arkadaşa, ve ibn-i sebil bir de yolcuya. Şöyle baş sondan toparlayabiliriz arkadaşlar. Yolcuya
yakın arkadaşa, şöyle diyelim, uzak arkadaşa, uzak komşuya arkadaşlar, yakın komşuya, miskinlere, yetimlere, yakınlara, bunu akrabalar olarak anlıyoruz zaten. İyilik yapınız, iyilikle muamele ediniz ve de yine aynı şekilde anne babaya da Allah'a nedir? Ortak koşmayınız, Allah'a herhangi bir şeye ortak koşmayınız ve de Allah'a ibadet ediniz. Bu şekilde genel bir anlam verdik ayet-i kerime için. Tabi meallere bakılıp daha güzel, daha Türkçesi daha hoş anlamlar tercih edilebilir arkadaşlar. Fakat ceale nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem ikramel cari min şurutil imani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşuya ikram etmeyi imanın şartlarından kıldı. Ya da imanın şartlarından kabul etti şeklinde ifade edebiliriz. Sevaun ekanel caru müslimen em gayra. İster komşu Müslüman olsun, isterse gayrimüslim olsun, fark etmez diyoruz arkadaşlar. Fakale şöyle dedi, zira şöyle buyurdu. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri felyukrim cârahu. Men kâne yu'minu billahi. Kim Allah'a iman ederse vel yevmil ahiri ve de kıyamet gününe felyukrim carahu, komşusuna ikram etsin. Muttefakun aleyh. Sahihi Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadislerden bir tanesiymiş. Bu ifadeden de bunu anlıyoruz arkadaşlar. Ve ala sünnetihi sara sahabetühül kiramu. Ve ala sünnetihi, onun sünneti üzerine sara yürüdü, sahabetühü, onun sahabeleri, el kiram, değerli sahabeleri, değerli yüce sahabeleri de onun sünneti üzerine yürüdü. Biz sara ala fiilin arkadaşlar, gördüğünüz gibi ala harfi cerimiz sara fiilimizle ilişkilidir. Onu örnek aldı, onu takip etti şeklinde de sözlüklerde anlamını görmekteyiz. Dolayısıyla onun değerli sahabeleri onun sünnetini örnek aldılar şeklinde de bu ifade cümlemizi tercüme edebiliriz. Fekanu, onlar yani sahabe-i kiram yuhsinune ila ciranihim, komşularına ne yaparlardı? İyilikte bulunurlardı. Ve kad ruviye an Abdullah İbni Ömer. Burada muhtemelen şu işaretimiz radıyallahu anh şeklindedir arkadaşlar. Burada baskıdan dolayı çıkmamış diye ben düşünüyorum. Abdullah bin Ömer'den rivayet edilmiştir. Ennehu o zehebe şaten. O bir koyun kesti. Fecaale yekulu ligulamihi, ve çocuklarına da şöyle demeye başladı. Ne dedi? Ehedeyte licarinel Yahudiyi. Yahudi komşumuza hediye ettin mi? Ehedeyte licarinel Yahudiyi. Yahudi komşumuza ikramda bulundun mu? Hediye ettin mi? Şeklinde ifade ediyoruz. Lekad semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Allah Resulü'nün şöyle söylediğini, şöyle dediğini işittim. Mazale Cibrilu yusini bilcari hatta zanentu ennehu seyverrifuhu. Bu çok da bilinen bir hadistir arkadaşlar. Bunu toplu olarak da şöyle ifade edebiliriz. Cebrail bana komşu hakkını o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya varis kılacak zannettim. Belki hattayla Cebrail komşu hakkını o kadar bana tavsiyede bulundu ki ben de
onu bana varis kılacak zannettim şeklinde, ta ki onu bana varis kılacak zannettim şeklinde de anlayabiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar. Ahracahu Tirmizi ve Ebu Davud. Bu hadisimizde Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadis imiş. Bunu anlıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Vakat yekunul ihsanu ilel cari sebeben fi hidayeti gayril müslimin. Komşuya iyilik yapmak katiye kuyunu olabilir. Şunu söyleyebiliriz. Muzari fiilin başına kat geldiği zaman değerli arkadaşlar ihtimal anlamı ifade eder. Biz de ona göre cümlemizi tercüme edeceğiz. Şöyle söyleyelim tekrar. Komşuya iyilik yapmak sebep olabilir. Neye sebep ya da neyin sebebi olabilir? Fi hidayeti gayril müslimin, gayrimüslimanın hidayetine sebep olabilir. Fakat ruviye enne Abdallah bin Mübarek şöyle söyleyelim. Sekene bi civari Yahudiyin fi Hurasan. Rivayet edilmiştir ki, ne rivayet edilmiştir? Abdullah bin Mübarek'in Yahudi birisiyle komşuluk ettiği diyebiliriz Sekene'ye. Yahudi birisinin komşuluğunda ikamet ettiği şeklinde bir kınık mana verebiliriz değerli arkadaşlar. Verebiliriz. Ancak tabii biz şunu anlıyorum, ben şöyle anlıyorum. Yahudi birisiyle komşuluk etmiş, onunla yakın bir şekilde ikamet etmiş şeklinde anlıyorum bu cümlemizi. Fekâne yuhsinu ileyhi ke ihsanil ahi li ahihi. Abdullah bin Mübarek ne yaparmış? Ona iyilikte bulunurmuş. Nasıl bir iyilik? Kardeşin kardeşe yaptığı gibi bir iyilikte bulunurmuş. Ve yasbiru ala ezahu, onun da bir takım eziyetlerine, sıkıntılarına da sabredermiş. Hatta öyle ki sonunda da eslemel Yahudiyyu, Yahudi Müslüman oldu. Sonunda da gördüğümüz gibi Yahudi Müslüman olmuş. Ve kâne min adetin nasi ella yetruku civara salihine ve la yerhalu anhum. Ve kâne min adetin nasi, insanların adetlerinden idi. Neymiş bu insanların adetleri? Ella yetruku, onların terk etmemeleri, civara salihin, salih kimselerin komşuluğunu terk etmemeleri insanların adetlerinden imiş. Başka ve la yerhalu anhum, yine o salih kimselerden ayrılıp da gitmemeleri de insanların adetlerindenmiş. Yine rahal an kelimesi ayrılıp gitmek, terk etmek anlamına gelen fiilimizdir değerli arkadaşlar. Vakat rafada carul emiri Abdülkadir el Cezayiri Fişşami diyelim en yebi'a darahu rağme hacetihi lil mal. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar bakalım. Vakat rafada reddetti. Kim reddetti ya da kabul etmedi? Carul emir, emirin nesi? Komşusu. Kimmiş bu emir? Abdülkadir el Cezayiri Fişşam. Şam'da Emir Abdülkadir el-Cezeri'nin komşusu reddetmiş ya da kabul etmemiş. Neyi? En yebi'a darahu, evini satmayı kabul etmemiş. Rahme hacetihi lil mal, paraya ihtiyacı olmasına rağmen. Hatta la yetruke civaral emiri, hatta öyle ki emirin komşuluğunu böylece diyebiliriz bırakıp gitmeyi, komşuluğundan vazgeçip gitmeyi de ne yapmamış, kabul etmemiş. Vakale dedi ki, vallahi Allah'a yemin olsun ki la ebi'u ciratel emir, emirin ben komşuluğunu satmayacağım ya da ben emirin komşuluğunu satmam. Felemma alime el emiru bi haberihi, emir onun haberini öğrendiğinde a'tahu semenet dar, evin fiyatını ne yaptı ona verdi. Tabi biz buradan
evin edecek kadar olan fiyatını ona karşılıksız verdiği şeklinde ben bunu anlıyorum arkadaşlar. Vakale hada dedi ki hada bu hadal meblağu bu miktar leke senindir, senin içindir. Tebka caran lena bize komşu olarak kalman için bu miktar senindir, bu meblağ senindir. Feene ben de feene eyvan ben de la ebi'uke ben de seni satmayacağım. Bu şunu tabi biz bu şekilde ifade ettik belki kelime anlamı itibariyle. Bu şu demek ben de senin komşuluğunu satmayacağım anlamına geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve alel aksi zalike bunun aksine kad yudarru raculu ila bey'i darihi liyestariha min eza carihi. Bakın yine muzari fiilimiz var ve başında kat var. Yine ihtimal anlamı, olasılık anlamı katar. Biz de ona göre ne yapacağız? Fiilimizi çevireceğiz. Fakat yuldarul racül bir adam mecbur karabilir. Neye mecbur karabilir? Gördüğünüz gibi ila bey'i darihi evini satmaya mecbur karabilir. Burada izdarra fiilimiz ila harfi cer ile sıklıkla kullanılır. Buna da dikkat çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Niçin evini satmaya mecbur kalabilir ya da evini satmak durumunda kalabilir? Liyestariha min eza carihi liyestariha rahatlamak için. Biz bunu kurtulmak için diyelim arkadaşlar. Neden kurtulacak? Min eza carihi komşusunun eziyetinden kurtulmak için. Den kurtulmak, den rahatlamak burada min harfi cerini görmekteyiz. Fekâne li ebil esvedil düveliyi darun ba'aha ve rahale anha. Evet. Fekâne zira öyle ki li ebil esved eddüveli. Ebu'l esved eddüveli'nin darun bir evi vardı. Ba'aha onu ne yaptı? Sattı ve rahale anha oradan da uzaklaştı. Yani ondan da çekip gitti. Evden de çekip gitti diyelim. Bakın yukarıda rahale an geçmişti. Muzari şekilde burada tekrar karşımıza çıktı. Bir kez daha dikkat çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Felemma se'elehun nasu insanlar ona sorduğunda ne sordu? Limada bi'tedareke niçin evini sattın diye insanlar ona sorduğunda Kale şöyle dedi. Bi'tu cari ben komşumu sattım. Velem ebi'a dari ben evimi satmadım. Ey yani ennehu o ba'a menzilehu li enne lehu caran seyyen. Yani bu şu demek yani o evini sattı. Niçin sattı? Onun kötü bir komşusu olduğu için. Ve esbahat mekuletü düveliğinin sözü, mekule söz demek malumunuz, oldu, haline geldi. Ne oldu? Meselen bir darbu mesel de diyebiliriz. Türkçe'de atasözü de diyebiliriz arkadaşlar. Sürekli nasıl bir mesel? Yuraddiduhun nasu fil mümâsile. Benzer şartlarda insanların tekrar ettiği, tekrarladığı bir mesel haline geldi. Lidalik bundan dolayı harramel İslamu İza el cari komşuya eziyet edilmesini ne yaptı? İslam haram kıldı. Ve ekketen nebiyyü Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz de ne yaptı? Ekke'de vurguladı, belirtti, tekit etti diyebiliriz. Ennehu minel amalilleti tucibul azabe yevmel kıyame. Kıyamet gününde azabı gerektirecek olan işlerden biridir şeklinde ne yaptı? Hazreti Peygamber de komşuya eziyet etmeyi ona tekit etti diyebiliriz, belirtti diyebiliriz.
فَلَا تَشْفَعُ ف۪يهَا صَلَاتٌ اَوْ صِيَامٌ Kıyamet gününde namaz veyahut da oruç ne yapmayacak? Şefaatçi olmayacak. Fakat قِيلَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Hazreti Peygamber'e şöyle denildi. Ne denildi? اِنَّ فُلَانَةَ تَسُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ve tu'zi ciraneha. Evet, falanca nehara geceleri şöyle söyleyelim yanlış anlaşılmasın. Gündüzleri oruç tutuyor, geceleri de namaz kılıyor ve de komşusuna eziyet ediyor. Fakale o da bunun üzerine şöyle buyurdu. Hiya o finnari o ateştedir. Yani o cehennemliktir. O cehennem nedir şeklinde bu cümleyi de anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ahracehül Ahmet. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadismiş. Buradan da onu ifade edelim. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü metnimiz oldukça kısa ve hoş bir metindi. Yine Hazreti Peygamber döneminden de kesitler sunan, hadis de içeren, yine Kur'an-ı Kerim'den ayet de içeren, hoş, ders verici, öğretici yönü olan bir metin idi. Okumuş olduk. Sizlerden ricamız şudur. Metnimizi okuduktan sonra ya da hatta metni dinlemeden önce kendiniz bir okuyup anlamaya çalışabilirsiniz. Akabinde de metni dinleyebilirsiniz, notlarınızı alabilirsiniz. Sonrasında da tekrar birkaç defa vakit bulup tekrar ederseniz metin sizde daha kalıcı hale gelir. Kelimelerine de bilmediğiniz kelimelere bakabilirsiniz. Notlar alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bakın burada da kısaca 1, 2, 3, 7 tane kelime var. O kelimelerden de okurken istifade edebilirsiniz. Ben dersi burada bitiriyorum değerli arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Sınıftaki derslerimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki derste görüşelim.